Geçen de bir lisede konferansa başlıyorum. 150 kadar talebe var. Erkek kız karışık. Tabii lise 2. 3. sınıf, en fazla 16-17 yaşında çocuklar. Ayaktayım. Elimde mikrofonla dolaşıyorum. Çocukların yüzündeki ifade aynen şu. Türkçe'ye tercümesi yani. Kim bu ya? Bu nereden geldi şimdi? Bu nece konuşuyor bu? Okuduklarımızın Türkçe olduğundan bile emin değiller çünkü. Nereden çattık falan gibi. Fakat sonra mutabakat sağlandı. Artık sinek uçsa duyulacak. Derin bir sessizlikle dinliyorlar. Fırsat bu fırsat diyerek biz de hepsinin dikkati tam odaklanmışken çocuklar bana dua edin dedim. Böyle bakıyorlar. Bu hocaya nasıl dua edilir diye düşünüyorlar ama soran yok. Ben de istiyorum ki birisi sorsun. Öyle söyleyeyim. Kim soracak diye beklerken 2 dakikanın sonunda en arka sırada oturan bir haylaz orayı da mahsus seçmiş. Pencereden dışarıyı seyrediyor. Önündekini dürtüyor. Saçını çekiştiriyor falan. Bir tablet bilgisayarla meşgul oluyor. Benim sinirlerimi alt üst etti bir saat zarfında. Ele geçirsem gözünü şişireceğim de toplulukta çocuk dövmeyi pedagoglar uygun görmüyor. Ben fırsat kolluyorum onu haşlamak için. Beklediğim sual de ondan geldi. Kaldırdı parmak. Soru soracak. Kızgınım ya. Ayağa kalk dedim. Ayakta sor bakayım. Kalkar kalkmaz hemen duruma el koydu. Hocam sizi dinlemediğimi düşünüyor musunuz dedi. Düşünmüyorum dedim. Oğlum bizzat gördüm. Yanlış gördünüz dedi. Ben sizi dinledim dedi. Nasıl yani dedim. İspat edeyim isterseniz dedi. 10 dakika kadar önce, 15 dakika önce siz bir beyt okudunuz dedi. Urfalı şair Nabi merhumdan. Kalem kecdil mürekkep rusiyah kağıt duru bilmem. Kimi etsem o şuha arz-ı halim yazmada mahrem. Hoppala hatasız okudu, vezni gözetiyor filan, bir artistlik de okuyor yani. E söyle bakayım dedim, ne anladın? Anladım tabi dedi, manasını söylediniz, onu da ezberledim dedi. Derdiyle doldu içim, yare bir mektup yazasım var ama yazamadım, baktım kalemin ucu eğri, güvenemedim mürekkep kara yüzlü, sır verilmez, kağıt ise iki yüzlü, önü var arkası var. Şairin yaptığı espri değil konumuz da. Hayret ettim. Bu kadar dikkat teyp gibi almış fakat buna rağmen dinlemiyor. Süsü vererek bir de sinirlerimle oynuyor. Sen şimdi sorunu sor bakayım dedim. Sen beni çok kızdırdın. Sor bakayım. Hocam dedi dua istediniz ya dedi. Nasıl dua edeceğimizi merak ediyoruz burada bulunan herkes ama dedi sormaya benden başka kimsenin cesareti yok. Ben sorayım dedi onlar adına. Ben düşündüm ki dedi siz şair Nabi'yi, Baki'yi, Şeyh Galib'i çok seviyorsunuz dedi. Kanuni, Fatih, Yavuz merhumları da çok sevdiğiniz belli dedi. Onlardan bahsederken heyecanlanıyorsunuz dedi. Tamam oğlum anladık dedi. Yeraltı dünyasında bizim dostumuz çok. Sayma hepsini. E dedi sevdiklerinizi özlersiniz haliyle dedi. İnsan özler dedi. Tabii dedi hazır dua istemişken bir an önce sevdiklerinize kavuşmanız için dua edeyim mi dedi. Bana bak dedim mikrop. Öyle dua olmaz. Sevdiğim de doğru, özlediğim de doğru ama kavuşmanın acelesi yok. Biraz bekleyebiliriz. Adam hacca gitmiş. 90'lık ihtiyar. Ömrü boyunca beklediği an sevgilisine kavuşan bir aşık gibi heyecanlı titreyerek sarsılarak dua ediyor. Allah'ım canımı burada al diyor. Ama bu sefer değil diyor. Adam anladı tabii. Çocuk anladı tabii. Hocam nasıl dua edeyim öyleyse dedi. Sözünde duracaksan bana ya Rabbi bu hoca ölürken gülsün diye dua et dedim. Gülerek ölsün. Son gülen iyi güler. Yadında mı doğduğun anlar sen ağlardın gülerdi alem. Öyle bir ömür sür ki olsun mevtin sana hande halka matem. AVM'lerde ömür tüketmediğimiz anne babalarımızla bazen dede nenelerimizle oturup aynı sofrada akşam yemeği yediğimiz mutlu günleri birkaç gün yaşadık, çoğunu duyduk. O günlerde duvarlarımızda asılı sözler olurdu. Onları da ezberlerdik. Bizim ezber kabiliyetimizin çok kuvvetli olduğunu zannedenler yaşadığımız hayatı yaşamadıkları için hayretler içinde kalıyorlar. Yoksa bizim neslimiz zaten ezber doğuştan getirdiği bir kabiliyettir. Evvela amıntü ezberler, 32 farzı ezberler, iyi talebeler 72 günah-ı kebairi dahi ezberlerdik. Onlardan biriyim ben ya.
Ne diyor okuduğum şiirde? Hani doğduğun gün ağladın, sıkıntılı bir dünyaya geldiğini galiba gelir gelmez fark ettin, bastın feryadı. Herkes de gülerek seni karşıladı, çocuğumuz oldu diye. Yaşarken dikkat et, doğru bas ki giderken uğurlayanlar ağlasın. Sen gül, son gülen iyi güler. Bizde bir mesel vardır, dar bu mesel. Denilir ki adam odur bıraka, cihana şol bir eser, esersiz göçenin yerinde yeller eser.